Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programımızda Şuara Suresi 141-159. ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada bir peygamberin kavmiyle olan durumunu anlatıyor. Hazreti Salih ve onun kavmi olan Semud kavmi. Ve bunu bize şu şekilde bildiriyor. Kezzebet Semudu el Murselin. Semud kavmi Allah'ın gönderdiği elçileri, peygamberleri yalanladı. İz gâle lehum ehûhum Salih, onların kardeşi Salih onlara şöyle demişti. Elâ tettegûn, Allah'tan korkmaz mısınız? Allah'tan korkmak bir terkil measi, günahları terk etmek suretiyledir. Yani sadece mücerret kalben korkmak anlamında değil, bunun gereğini yapmak. Bir insan bir şeyin haram olduğunu bile bile onu yapıyorsa sanki Allah'tan korkmuyor anlamına gelir. Normalde günahı işleyebilecek durumdayken bundan vazgeçiyorsa Allah'tan korkusundan dolayı ondan vazgeçiyor anlamındadır. İnni lekum rasulün emin, ben gerçekten size gönderilmiş emin bir elçiyim, peygamberim. Fettegullah ve atiun, öyleyse Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Ve mâ eselüküm aleyhi min ecr, ben risalet görevime mukabil sizden herhangi bir ücret istemiyorum. İn ecriye illa ala rabbil alemin, benim ücretim ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Yani peygamber Allah'ın elçisi, ücretini Allah'tan alacak ve bunun mukabilinde insanlardan dünyevi herhangi bir beklentisi söz konusu değil ve bunun karşılığında bir çıkarı, maddi manevi insanlardan bir çıkar peşinde koşması söz konusu değil. اَتُتْرَكُونَ ف۪ي مَا هَا هُنَا اَمِنِينَ, yoksa siz burada, bu yaşadığınız yerlerde emin bir şekilde bırakılacağınızı mı zannediyorsunuz? Yani Cenab-ı Hakk'ın celali var, izzeti var. Kendine isyan edenlere dünyada da onun tedibi var. Böyle olunca siz bu kadar taşkınlık yaparken Allah sizi kendi halinize bırakacak değil. Elbette bunun hesabını daha dünyada da göreceksiniz. Cezasını dünyada da göreceksiniz. Fî cennetin ve uyun, yani bu cennet gibi bahçelerde ve pınarlarda ve zuru'in ve o mahsuller içinde, ziraat mahsullerinin arasında ve nahlin ve hurma tal'uha hadim, o hurmaları sarkmış bir şekilde o hurma ağaçlarının arasında keyfinize göre yaşayacağınızı mı zannediyorsunuz? Burada onlara olan bazı nimetlere dikkat çekildi. Onlar işte cennet gibi bahçelerde, tarlalardan bol miktarda mahsul alıyorlar ve hurma bahçeleri var ve o hurma bahçeleri de hurmaları gayet bol ve aşağıya doğru dalları eğilmiş, sarkmış vaziyette. Hatta belki hurmalarla dolu olmasından dolayı dalları kırılacak kadar bol bol meyveler gönderiliyor. Yani adeta cennet misal bir hayattasınız ama Allah'a iman etmedikten ve her türlü isyanı yaptıktan sonra bu halinizle devam edeceğinizi mi zannediyorsunuz? Ve keyfe maişa, dilediğiniz gibi hareket edeceğinizi mi zannediyorsunuz? Ve tenhitune minel cibeli buyuten ferihin, ve sizler dağlardan gayet keyifli bir şekilde keyfinize bakarak evler yontuyorsunuz. Bu dünyanın değişik yerlerinde var. Orta Doğu bölgesinde de işte Ürdün gibi, Ürdün'de Petra tarzındaki yerlerde ve başka yerlerde, bölgelerde de bulunuyor. Dağları oymuşlar. Dağlardan kendilerine evler yapmışlar. Demek ki Hazreti Salih'in kavmi, Semud kavmi de bu şekilde dağlardan kendi keyiflerine göre evler yontmuşlar ve çok sağlam görünüşte, artık hiç yıkılmayacak ve sanki kendileri de orada daimi kalacak gibi. Ama Hazreti Salih şunu hatırlatıyor: yani böyle bırakılmazsınız, kendi keyfinize göre yaşamaya size izin verilmez. Fettegullâhe, madem öyledir Allah'tan korkun ve atî'un, bana itaat edin.
Ve la tuti'u emral müsrifin, müsriflerin emrine itaat etmeyin. Müsrifler yani haddi aşanlar anlamında, haddi aşanların emrine itaat etmeyin. Burada tabii önemli bir nokta, bu hem Hazreti Salih'in kavmine bir emirdir, hem de Kur'an-ı Kerim'de anlatılanlar bizim için de birer emir niteliğindedir. Yani aşırı gidenlerin, haddi aşanların emrine itaat edilmez. Kanunlar noktasında da bu böyledir. Diyelim ki bir amir haddini aşarak kanunda olmayan bir takım şeyleri memurlarına emretse, şöyle şöyle yapın diye emretse, memurlar onun dediğini yaptığında kanunlara göre suç işlemiş olurlar ve cezalandırılırlar. İslam hukukunda bu şöyle ifade edilmiştir. La ta'ate li mahluk inde masiyetil halik. Halika isyan olan, günah olan yerde kula yani mahluka itaat edilmez. İşte bunlar haddi aşanlara uymuşlar ve kendileri de o taşkınlıklara devam etmişler. Hazreti Salih kavmine bunu hatırlatıyor. Haddi aşanların emrine uymayın. Ellezine, o müsrifler kimlerdir? Bunu açıklıyor. Ki onlar yufsidune fil ardı, onlar yeryüzünde fesat çıkarırlar. Ve la yuslihun, ıslah etmezler. Yani bazı insanlar bazen fesat çıkarır, bazen de düzgün işler yapabilir. Ama bu kimseler, burada nazara verilen kimseler, işi gücü hep fesat, ıslahtan hiç nasipleri yok. Yani affedersiniz, mesela bir köpek havlar. Günün birinde bunun bülbül gibi ötmesini bekleyemezsiniz. Bu ömür boyu havlamaya devam edecektir. Bu gibi insanlar da taşkınlığı kendi mahiyetlerinin bir parçası haline getirmişler. Artık onlar daima ortalığı karıştıracaktır ve daima ıslahtan uzak olarak yaşayacaklardır. Tarihte böyle kimseler vardır. Günümüzde de yine bazı kimseler hep bu şekildedir. İşi gücü fesat, işi gücü ortalığı karıştırmak ve ıslahtan da nasipsizlik. Galu, onlar dediler ki, Hazreti Salih'in kavmi dediler ki, İnneme ente minel musahharin, sen ancak büyülenmiş kimselerden birisisin. Yani bu söylediklerin büyülendiğinden dolayı büyü sana etki etmiş, ne dediğini bilmiyorsun dediler. Me ente illa beşerun mislüne, sen ancak bizim gibi bir insansın. Fe'ti bi aye in kunte minas sadikin, eğer sadıklardan isen bir ayet getir, bir delil getir de senin peygamber olduğunu bilelim. Burada daha önceki kavimlerin de demiş olduğu benzeri bir şey. Yani sen de bizim gibi insansın. Bunu peygamberimize de söylüyorlar. Aslında bu cümle doğru. Yani sen de bir insansın, bu kısmı doğru. Ama onlar gibi değil. Onlar gibi değil şu manada, ulvi bir ruh taşıyor. Bir peygamber kavminin en seçkin kimsesidir ve günahlardan uzaktır. Tertemiz bir hayatı vardır. Yani onlardan bir kimsedir ama onlar gibi değildir. Ve bu noktada peygamberimizle alakalı denilmiştir ki Muhammedun beşer lakel beşer bel huve lü'lü'ün beynel hacer. Yani Muhammed de bir insandır ama diğer insanlar gibi değil. O taşlar arasında bir lü'lü, bir inci gibidir. İşte Hazreti Salih de kavmi içerisinde evet onlardan bir fert ama onlar gibi değil. Onlardan çok farklı. Ve kavmi ona diyor ki, eğer sadıksan, ben peygamberim sözünde sadıksan, haydi bize bir mucize göster, bir ayet getir, görelim. Gale hâzî nâgatun, işte bu dişi bir deve dedi. Lehe şirbun, onun bir su içme payı var. Ve lekum şirbun, şirbu yevmin malum, ve malum günün su içmesi de size ait. Bunun ayrıntısı bazı başka ayetlerde anlatılıyor. İşte diyorlar ki, eğer sen gerçekten peygambersen, şu kayanın içinden bize dişi bir deve çıkar. Hazreti Hud Cenab-ı Hakk'a dua ediyor ve kaya yarılıyor. Kayanın içinden dişi bir deve çıkıyor. Ve bu bir mucize. Normalde böyle bir mucize karşısında iman etmeleri beklenir ama
yine de iman etmek istemeyen iman etmiyor. Mucizeyi de görse iman etmiyor. Ve bu deve bol sütü olan bir deveymiş. Harika bir şekilde zaten kayanın içinden çıkması doğrudan bir mucize. Ve onlara yetecek şekilde de bol bol süt veriyor. Bundan dolayı da bolca su içiyor. İşte bir gün onun günü, diğer günde diğerlerinin günü tarzında. Ama neticede adamlar çekemiyorlar ve bu deveyi boğazlıyorlar. وَلَا تَمَسُّهَا بِسُوءٍ Hazreti Salih kavmine dedi ki, sakın ona bir kötülük yapmayın. فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ Yoksa büyük bir günün azabı sizi yakalayacaktır. فَاَغَرُوهَا Ama onlar o deveyi boğazladılar. فَاَصْبَهُ نَادِم۪ينَ Ve pişman oldular. Tabi burada pişman olmak, son pişmanlık fayda vermez kabilinden. Azap kendilerine geldiği zaman, o zaman pişman oldular. Toptan helak edildiler. O helakin alametlerini gördüklerinde, eyvah biz ne yaptık diye pişman oldular. Ama bu pişman olmaları artık kendilerine fayda verecek bir pişmanlık değildi. Malum can boğaza gelinceye kadar tevbe kapısı açıktır. Ama insan son anda tevbe ettim, günahlarımdan dönüyorum, Allah'ım beni affet dese, can boğaza gelmişse artık o andaki tevbe makbul bir tevbe değil. Bunlar da Hazreti Salih'in haber vermiş olduğu azabı gözde görüyorlar. Gözde görünce bakıyorlar artık helak edilecekler. O zaman pişman oluyorlar. Ama o şartlarda pişman olmak kendilerine bir fayda getirmiyor. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابِ Azap onları yakaladı. Böylece azap onları yakaladı. اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَةِ Şüphesiz bunda bir ayet var. وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ Ama insanların ekserisi buna mümin değildir, iman etmezler. وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَز۪يزُ الرَّحِيمِ Ve şüphesiz senin Rabbin azizdir, rahimdir. Değerli izleyenlerim, burada Hazreti Salih'in kavminin bir mucize istemesi ve istedikleri mucizenin gerçekleşmesi olayını görüyoruz. Belki bu noktada bazı insanların hatırına gelebilir. Derler ki, eskide peygamberler gelmiş ve bunlar kavimlerine mucize göstermişler. Onlar da inanmış veya inanmamış. Peki bu hak bize neden verilmiyor? Biz de şu anda mucize görelim diyebilirler. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle bildiriyor. Senurihim ayatina fil afak ve fi enfusihim. Biz onlara ayetlerimizi hem afakta hem de kendi nefislerinde göstereceğiz. Hatta yetebeyyene lahum ennehu'l hak. Ta ki onun hak olduğu kendilerine tebeyyün edecek. Seyurikum ayatihi, Allah size ayetlerini gösterecek. Fetarifuneha, ve siz Allah'ın ayetlerini tek tek tanıyacaksınız. Acaba bundan murat ne olabilir? Allah-u Teala şu anda da bize aslında mucizeleri gösteriyor. Bu mucizeler gerek insanın kendi içinde meydana gelen şeyler, gerekse daha diğer ilimlerle ortaya çıkan hakikatler. Yani insanın dışındaki alemde meydana gelen harika durumlar. İşte herkes kendi nefsinde diyelim ki vücudunu düşünür ve bu vücudunda 100 trilyon hücre var. Bu 100 trilyon hücrenin her birisi bir ev gibi ve bu evlerin ihtiyacı her gün görülüyor. 100 trilyon hücrede hem temizlik yapılıyor, hem gıdaları gönderiliyor, hem bütün faaliyetler, canlı faaliyetler buralarda yapılıyor. Eskiden insanlar bunu pek bilmiyorlardı ama şu anda biz gelişen tıp ilmiyle vücudumuzun ne kadar harika olduğunu görüyoruz. Böyle olunca görmek isteyenler için insan vücudu da bir harikadır. Adeta bir mucizedir. Öte yandan televizyonlarda belgeseller yayınlanıyor. Bu belgesellerde çok harika durumları görüyoruz. Denizin içindeki hayat. Eski insanlar denizin maviliğini görüyordu ama denizin diplerinde neler var, oralarda hayat nasıl bilmiyorlardı. Biz ise şu anda görebiliyoruz. Evimizde çayımızı içerken, kahvemizi yudumlarken denizler altındaki harika durumları görebiliyoruz. Veya yine televizyondaki belgesellerde uzaydaki harika durumları görebiliyoruz.
Böyle olunca bunlar da bizim için birer mucizedir. Yani Allah'ın yarattığı her şey bir mucizedir. İnsanların benzerini yapmaktan aciz kaldığı çok harika durumlardır. İşte bu manada baktığımızda gerçekten görmüş olduğumuz nice böyle harika şeyler var. Mesela Kur'an-ı Kerim bize sineği örnek verir ve bu noktada der ki bütün Allah'tan başka tapmış olduğunuz şeyler bir araya gelmiş olsalar bir sineği bile yaratamazlar. لَنْ يَخْلُقُ ذُبَابًا وَلَوْ اِجْتَمَعُوا لَهُ. Yani bir araya da gelseler bir sineği yaratamazlar. Bu manada sineğe baktığımız zaman sinek de bir mucizedir ve bütün insanlar ve insanların mabut kabul ettiği tabiattır, sebeplerdir, aydır, güneştir vesaire neler varsa bunların hepsi bir araya toplansa bir sineği yaratamazlar. Bu Kur'an-ı Kerim'de apaçık bir ayettir ve günümüzde biz ilimin o kadar geliştiği bir ortamda ayetin manasını daha iyi görebiliyoruz ve şunu anlıyoruz ki o sinek insanların yaptığı uçaktan çok daha harikadır. Sinekte hayat vardır. Uçak her yere konamaz ama sinek her yere konabilir. İnsanlar uçak yapabilir ama sinek kadar küçücük bir uçak, sinek şartlarında o kadar manevra kabiliyeti olan bir şeyi yaratamazlar. Onda var olan hayatı meydana getiremezler. Bu açıdan baktığımızda aslında devenin kendisi de bir harikadır. Bunun illa devenin illa kayalıktan çıkması gerekmez. Ana rahminden çıkması da yine çok harika bir durumdur. Her bebeğin dünyaya gelirken ana rahminde bir takla atarak önce başının çıkması